meclise sadece milletvekili sıfatını almak için yemin etmeye gelen ve bunun dışında hiçbir faaliyete katılmayan Deniz Baykal, gerek milletvekili maaşlarını gerekse danışmanlık ve diğer milletvekili ayrıcalıklarını haksız yere almaktadır. Bu hukukta aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeye neden olmaktadır. Deniz Baykal'ın hastalığı elbette insani bir durumdur. Kendisine acil şifalar dileriz. Aslında bunu meclis başkanlığının anayasanın 84. maddesi ve meclis iş tüzüğünün 138. maddesi çerçevesinde bir ay içinde 5 birleşime katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşürülür şeklindeki hükümler uyarınca girişimlerde bulunup bizim talebimizi kendiliğinden karşılayabilirdi. Ama maalesef Deniz Baykal'la AKP iktidarı arasında gayrimeşru ilişkiler söz konusudur. Bunun en son gündeme geleni de Antalya, Taş, Çukurbağ Yarımadası'nda kendisi ve yakınlarına elde etmiş olduğu arazi vurgunudur. Dolayısıyla AKP'ye gerek ana muhalefet partisi liderliği döneminde gerekse sonraki süreçte ciddi anlamda hukuk dışı katkılarda bulunan Deniz Baykal'ın hiçbir milletvekilliği çalışması, görevi yürütmeden milletvekilliği ayrıcalıklarından yararlanmasına AKP iktidarı da seyirci kalmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi tüm haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler karşısında olduğu gibi bu olayda da kamunun hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için harekete geçmiştir. Çünkü Millet Meclisi'nin bütçesi halkın vergilerinden oluşmaktadır. Tüm halkın alın teriyle oluşan vergilerden bir kişinin sebepsiz zenginleşmesine neden olunması aynı zamanda suçtur, hukuk dışı bir davranıştır. Bunun için harekete geçtik. Saygılar sunuyorum.